Süleyman Özdeşleri 30. bölüm 25. Karıncalar güçlü olmayan bir topluluktur. Ama yiyeceklerini yazdan biriktirirler. Yani Musa kitap diyor ki, Tanrı diyor ki karıncalara bakın. Onlar biliyorlar ki kış gelecek. Ve bir karınca çalışkan. Bir karınca gelecek için kasırlık yapar. Çalışkanlara eli egemenlik sürer. Tembellik ise köleliğe götürür. Aramızda tembel olan var mı? Arkada bir kişi el kaldırdı. Tembellik yapmayalım. Karıncalar gerçekten çalışkan. Ben hatırlıyorum bir gün karıncalar evime girdi. O zaman orada ben bir şey koydum. Yani bir engel koydum. Girmesinler diye. Ama sonra başka yerden girdiler. Sonra kapattım. Ben dedim şimdi onlardan kurtuldum. Ve ondan sonra baktım farklı yerden giriyorlar. Çalışkan. Pes etmeyen. Ama biz bir engel önümüzde çıktığı zaman hemen çöküyoruz. Hemen pes ediyoruz. Ama onlar biliyorlar kış gelecek. Geleceğe bakarak çalışıyorlar. Burada diyor ki çalışkan olan egemenliği sürecek. Ama tembelliğe ne diyor? Köleliğe götürür. Luka 12:30-35 okuyorum. Yani biliyor musunuz? Evet şimdi burada bir karı koca var. Eminim ki siz çocuklarınız için para biriktirdiniz. Gelecek için, üniversite için. Sonra benim çocuklarım gibi evlenecek. Sonra torunlar gelecek. Yani o zaman para biriktiriyoruz onlara şımarmak için. Bazıları ölmek için olduktan sonra bir mezar bile satın alıyorlar. Kasırlık yapıyoruz değil mi? Gelecek için. Bakın soruyorum. Kasırlık yapıyoruz gelecek için değil mi? Gerçekten yapıyor musun gelecek için? Dile için kasırlık yapıyor musun? Yani biliyor musunuz? Biz bazen kasırlık yapıyoruz. Ama karıncalar biliyorlar. Kış gelecek. Şimdi çalışmam lazım. Şimdi çalışmam lazım. Ve şimdi Luka 12. bölüm 35-40 diyor, kuşaklarınız belinizde bağlı. Bekkadileriniz yanar durumda hasır olun. Dün şenliğinde dönecek olan efendilerin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hasır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağın bağlayacak, köleleri sofraya tutturacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci, ister üçüncü nöbetinde gelsin. Uyanık bulacak kölelere ne mutlu. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceği bilse evin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediği saatte gelecektir. Evet, karıncalar öğrenebiliriz. Gelecek için hazırlık yapıyoruz. Fiziksel olarak eğer yapmadıysanız, yani bazen bana diyorlar, Humberto, ya senin için çok kolay. Senin para var. Ya para var ama neden diyorum. Benim mal olmadan önce kazandığım her maaşımdan %20 bankada koyuyordum. Gelecek için. Bir gün güzel bir kız gördüm. Karıya sevdim. Ve ne yaptım? Hemen bir ev satın aldım. Neden? Çünkü para biriktirdim. Evet. Gelecek için burada hazırlık yapmak lazım. Aramızda akıl olan var mı? Hazırlık yapıyor musunuz? Hazır olun. Ama bir şey daha var. Bu dünya için belki çok kişi hazırlık yapıyor. Ama öldükten sonra nereye gideceğini biliyor musun? Onun için hazırlık yapıyor musun?
Allah yoksa boş verelim. Eğlenelim, parti yapalım, içki içelim. Yani bol bol keselim. Ama bir Tanrı varsa onu tanımaya başlayalım. Onun beraber yürüyelim. Amin.